İyi akşamlar sayın seyirciler. Maçı bitirdi Fırat Aydınus. 3 puan Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada 2-0'lık skorla kritik haftada zorlu rakibi karşısında 3 puan hanesine yazdırıyor ve şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürüyor. Şu dakikalarda sarı lacivertli taraftarın oyun sahasıyla tribün arasındaki boşluğa berelerini kaş kollarını attığına tanıklık ediyoruz. Elazığ ve Malatya'yı etkileyen, dün akşamki tüm ülkemizi üzen depremle ilgili Fenerbahçe taraftarının bu yardımlaşma gösterisi gerçekten alkışa değer. Ve sanki beni duyarmışçasına Fenerbahçeli futbolcular taraftarlarının önüne hep beraber giderek onları alkışlıyorlar. Ama aslında taraftar iyi futbol, ve bu görkemli galibiyet için onları alkışlarken e, taraftarlarına verdikleri karşılık olarak sergiledikleri bir tezahürdü bu. E, yine de Kadıköy'de yüzler gülüyor, Fenerbahçeliler 2-0'lık galibiyetin tadını çıkartıyor, zafer şarkıları söyleniyor Kadıköy'de. Ve karşılıklı olarak taraftar takımını alkışlıyor, takım da taraftarını. Sırlarcı vertiler. Baştan sona üstün oynadılar dedik. 72. dakikada Max Kruse'nin muhteşem driplingi ve şık vuruşu 1-0'lık üstünlüğü getirdi. Devamında Alex de Robinho'yu oyuna aldı. Okan Buruk, Mehmet Topal'la Mahmut kenara geldi. Ve bu değişikliğin 4 dakika sonrasında da Vedat Muriç, Geri Rodriguez'in kendisine al da at diye verdiği pasta adeta topla birlikte kaleye girdi. Ve 88. dakikada Rodriguez çıktı. Ardından Cruze çıktı. Emre Bönüzoğlu ile Mehmet Ekici girdi uzun bir aradan sonra. 3 puan Fenerbahçe'nin oldu. Şu anda oyun alanının hemen kenarında sarı lacivertli kaşkollar ve bereler dikkat çekiyor. Milletçe yaşadığımız üzüntü ve acı, kayıplarımız spor arenasında bir nebze olsun hafifliyor. Gürcan Bilgiç başlıyoruz. Çok kritik haftada. Zorlu bir rakip karşısında. Gerçekten önemli bir galibiyet. Ve üstün. Baştan sona üstün bir oyunla. Şimdi e, Serkan maçtan önce de konuştuk. 6 hafta finaller serisi var Fenerbahçe için. İşte e, geçen hafta başladı. Bu Başakşehir 1. Haftaya Trabzon 2. Sonra Alanyo. Alanya oynayacak. E, ardından... Galatasaray derbisi gelecek. Yani e, bu birinci finaliydi, ikinci haftaya. Sonra Alanya ve e, Galatasaray'la da o periyodu tamamlayacak. Yani ilk yarıda e, o kadar sürpriz ya da o kadar olmayacak puanlar kaybedildi ki bu, bunları e, telafi etmek ya da yeniden yola çıkmak adına rüzgar almak için e, bu galibiyetlere çok ihtiyaçları var. Şimdi dörtte dört yaptılar bir kere. Yani ligde bir seri devam ediyor İkincisi e, müthiş bir ilk yarı oynadı Fenerbahçe takımı. Yani 29 kere rakip ceza aldı içinde topla buluşmuşlar. Hem yani bir iki rakam vereyim mi? Ver 29 şut, 29. Başakşehir gibi Toplamama. disiplinli bir kaleye çekilmiş 29 şut var. Hayır sadece Fenerbahçe'nin. Ama 90 dakika. Evet, 90 dakika. Ben ilk yarı ilk yarı ya, 3 dakikada bir şut çekmiş. Aynen, ilk 3 dakikada bir kaleye şut çekmiş. Ilk, ilk, 8 isabetli şut. %58'e 42 toplu oynama üstünlüğü. %82 pas başarısı. Ceza sahasında 26 orta, 7 korner. Bir kere 21'di. Bir evet. kere yarı 26, yani 5 oldu. Ama ikinci yarı Başakşehir dengeyi Yani 29 kere ceza alanına girdin. 12 şut attın, 21 orta attın ve bunlardan gol çıkartamadı Fenerbahçe. Ve devre bittiğinde işte Zeki'yle de, Rea Hoca'yla de oturup konuştuğumuz zaman yani Nasıl olmadı diyorduk. Yani bu kadar e, şiddetli fırtınadan e, nasıl gol çıkmaz diyorduk. İkinci yarı daha farklı baktık. Yani e, Okan Hoca ne hamle yapacak, e, Ersin Hoca ne hamle yapacak diye. Şimdi e, kritik nokta bence ikinci yarı Başakşehir dengeyi buldu. E, 60'ta Ferdi girdi oyuna. E, mücadele eden takımın e, yapamadığını bir anda bir kalite farkı bir değişik oyuncu. Rakibi tedirgin eden e, bir hamle e, yaptı bence. Çünkü e, çok özel çalışılmış setler vardı. mesela geçen hafta Ersun Hoca'yı burada ağır eleştirdik. Taç seti yok, işte duran top seti yok, işte e, yani Antep maçı ilgili. Ama bu karşılaşma üzerinde o kadar iyi çalışmışlar ki. Yani Rodriguez'i sağ kanatta oynatmak. Yani Çiliş'i perişan etti. Ve dikkat edin. E, yani Rea daha detaylı açıklar. E, Gustavo topu alıyor. Ters kanada uz, uzun top. Rodríguez'i e, yüzdürlük bir şekilde e, rakiple baş başa bırakıyorlar. Keza Ozan aynı şeyi yapıyor. Keza Kurze ayağını topu aldığında aynı şeyi yapıyor. Fakat bu kadar e, iyi üretme, bu kadar mücadele rağmen işte sana galibiyeti kalite getirdi. Yani e, Kurize'nin o ilk goldeki e, oyun atlı işte topu sürmesi üç defans oyuncusunun birden oyundan düşürmesi sol ayağına uygun açıyı bulması yaptığı vuruş köşeye yaptığı vuruş yani e, mükemmel bir gol attı hazırlanışı ve atılışıyla e, mükemmel bir gol attı ki ikinci golünde e, asistini yapan Rodriguez'i ceza alanına sokan oyuncu yine krize oldu e, çok kritik bir galibiyet yani Fenerbahçe Fenerbahçelilere e, sinerji veren, umut veren, keyif veren bir galibiyet. E, üstündeki bir takıma karşı olması ki e, Beşiktaş maçından sonra da benzer yorumları yaptık. Değerli. Başakşehir'i de e, alt aldılar. E, o nedenle değerli. İşte yarın ile Beşiktaş maçı var, Sivas'ın maçı var. Yani onların üstüne e, yük bıraktı. E, kendisi bir zorlu karşılaşmayı atlatarak. E, ve her şeyden öte şampiyon gibi oynayan bir Fenerbahçe takımı izledik. Evet. E, bu galibiyet Fenerbahçe'yi havaya sokar mı şampiyonluk yolunda? Beşiktaş teknik direktör değiştirdi. Önce yönetim değiştirdi. Sonra teknik evet. direktör değiştirdi. Galatasaray'da malum yönetimle teknik eğitim arasındaki makas bir hayli açık ve artık su yüzünde. E, Sivas Spor lider. iyi de oynuyorlar. Onların da maçı tabii ki kuşkusuz sonucu itibariyle yani. Fenerbahçelilerin en çok ilgilendiği şey oldu an itibariyle. Bu galibiyetle Fenerbahçe artık farklı bir faza girdi mi? Kesinlikle girdi. Önce özelleştiri yapayım. Maçtan önceki yayında ben Başakşehir'in favori olduğunu ve Başakşehir'in maçı kazanacağını düşünüyordum. Yanılmışım. Çünkü Başakşehir'i ilk defa bu kadar silik görüyorum gördüm bir maçta. Ama bunu da Fenerbahçe'nin tahrip gücü yüksek futbolunun e, rolü büyüktü. Başakşehir'i sindirdi. Orta sahada sağdan sildi. Bütün e, bağlantılarını yok etti Ersun Hoca. Ersun Hoca dersinde çok iyi çalışmış. Ben e, bu akşamki maç için hoş geldin Ersun Hoca diyorum. Ersun Hoca'yı hep eleştiriyordum. Çünkü Ersun Hoca'nın e, böyle e, isterse bir takıma bu şekilde tahrip gücü yüksek bir futbol oynatacağını biliyordum. Uzun süredir ortalarda olmayan bir Ersun Yanal vardı futbol aklı olarak. Bugün onun e, muhteşem dönüşünü gördük. Hem de çok büyük bir maçta muhteşem dönüşü vardı. Fenerbahçe 90 dakika boyunca 16 maçtır kaybetmeyen Başakşehir'i sağdan sildi. E, tabii ki tribün desteği önemli. Tribün desteğiyle de orada daha coşkulu oynuyor Fenerbahçe ama deplasmanlarda da Fenerbahçe kazanmaya başladı. E, diş göstermeye başladı. Bu galibiyet Fenerbahçe'ye müthiş moral, müthiş özgüven kazandırdı. Ersun Yanal'la ilgili... Çatlak sesler tamamen bitti. Hoca müthiş özgüven kazandı. Takım artık büyük maçlarda da büyük oynamaya başladı. Fenerbahçe bu akşam bir defa büyük oynadı. Bunu herkes kabul etmiştir mutlaka. Maçı izleyen taraflı tarafsız herkes. Bence büyük maçlarda bunu da derbi olarak görüyorum ben. Bir derbide bu sezon en iyi futbolu ortaya koyan takım olarak Fenerbahçe'yi bir kenara koyalım. Ee, Jailson'undan Max Cruises'ine kadar. Jailson müthiş oynadı. Hiç adam çalım yemedi. Kademeleri muhteşemdi. Ee, bir defa böylesine önemli bir maçta kaleci Altaya hiç bile düşmedi. Aa, oğlum Mert, bu. Önemli kurtarışları ya var çok, bence. <laughs> yani önemli kurtarışları var derken Karşı hani Mert Ak... zamanlaması ilk yarıda Dilan'ın yaptığı etmeyelim. hatada kalesini terk edip evet. mutlak, bir mutlak, tek orada. mutlak bir, golü kesti. İkinci bir, bir, yarıda da var bir tane. Bir, bir yani o şimdi e, Ama e, genele Mert, baktığımız zaman Zeki haklı. Ya böyle bir maçta hiç yani iş düşmedi. Mert Günok evet, orada, harareti Altay'da olmadı. Bir yani. defa net gol pozisyonu yok ya Başakşehir'in. Var. Yani, i̇şte bir o, Serkan ama o, pozisyonu o var. savunmanın yaptığı bir hatadan kaynaklanan evet, kötü vurdu. Evet kendi ürettiği yok doğru. Yani düşünün. Visca Türkiye'ye geldiği günden beri ilk defa belki de bu kadar silik oynamıştır. Bu da Fenerbahçe'nin e, temposu, e, e, yaptığı baskı, şok pres hepsinin rolü büyük. Fenerbahçe kusursuz bir futbol oynadı bir defa. Maç 2-0 bittiyse onda Mert Günon önemli rolü var çünkü 4 yüzde yüzlük kurtarışı var Mert'in.